Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün üçgende açı kenar bağıntılarında beraberiz. Bakalım açı kenar bağıntıları içerisinde nelere değinecekmişiz? Haydi bakalım başlıyoruz. Bu başlık içerisinde üçgende açı kenar bağıntılarına ve üçgen eşitsizliği başlığını inceleyeceğiz. Bu konunun kullanım alanlarına ve faydalarına baktığımızda diyor ki kağıda her çizilen üç üçgen olmayacağı son derece önemlidir. Biz zaten bu konu başlığı altında biraz da bunun altını çizeceğiz. Öyle çizdiğin her üç kenarlı üçgen olmayacak diyeceğiz. Üçgenler çizilirken açıların büyüklüğü veya küçüklüğü. Kenar uzunlukları arasındaki ilişkiler üçgen çizip çizilmeyeceğine karar veriyor arkadaşlar. Bu düşünceyle günlük hayatta mobilyacıların oluşturduğu üçgen biçimdeki mobilyalarda buna dikkat ederek fazladan malzeme kullanımı engellenebiliyormuş geldik ödevlerimize. Eğer 0'dan 9'a matematiği çalışıyorsan bu konunun hemen arkasından sayfa 192'den 199'a kadar ellerinden öper. Dinamo matematik için sayfa 196'dan 204'e kadar olan kısmı halletmen lazım. O zaman başlayalım. Açık kenar bağıntılarında şöyle bir giriş yaptığımızda diyor ki bir üçgende büyük kenar karşısında büyük açı, küçük kenar karşısında küçük açı varmış. Bak lütfen unutma. Büyük kenarın karşısında büyük açı, küçük kenarın karşısında küçük açı var ya bunun tam tersi doğru. Eğer büyük bir açınız varsa karşısındaki kenarınız büyük. Küçük bir açınız varsa karşısındaki açının ne olacaktır? Kenarı küçük olacaktır diyoruz. Şimdi bak A, B, C kenarlarının şöyle bir sıralaması verilmiş bize. Deniyor ki A, B'den B de C'den küçük. Bu durumda A'nın karşısındaki ifadeye baktığımda A'nın karşısında kimi görüyorum? A kenarını görüyorum. A kenarının karşısında kimi görüyorum? A açısını. O zaman en kısa kenarımız A olduğuna göre arkadaşlar burada da MA açımız ne olacaktır? En küçük açı. B kenarımız ortanca. B kenarımız ortanca ve karşısında kimi görüyoruz? B açısını görüyoruz. O zaman B açımız da ortanca açı olacaktır. En büyük, en uzun kenarımız C kenarı. Ve C kenarının karşısında C açımızı görüyoruz. O zaman en büyük açımız da C açısı olacaktır diyoruz. Isınma turuyla başlıyorum. Diyor ki ABC bir üçgen. BAC 70, ABC 50 denilmiş. Buna göre de ABC üçgenin kenar uzunluklarını sıradayız. Şimdi bir defa gidip şu boştaki açıyı bulmam lazım. 70 ile 50'yi toplarsam arkadaşlar 120 yapacak. Üçgenin iç açıların toplamı 180 olduğu için... 120'yi çıkarttığımda buradan karşılığını 60 bulacağız. Peki bu üçgendeki en büyük açı hangisi? 70. O zaman karşısındaki a kenarı en uzun kenar olacaktır. Ardından ortanca açımız 60. Karşısındaki c kenarımız ortanca kenar olacak ve en küçük açımız 50 derece olduğundan dolayı karşısındaki b kenarı da en kısa kenar olacaktır diyoruz bu soru için. Sorumuz diyor ki verdim diyor sana bir dörtgen bazı açılarını da verdim diyor. En uzun kenarı bulur musun? Önce eksik açıyı tamamlayarak başlıyoruz. Bak bu olmazsa olmazlardan. Eksik açıyı mutlaka tamamlayıp sonra yorumluyoruz. 55'te 65'i topladım 120. Burası o zaman 180'den çıkartıldığında o 120 toplama 60 kalacaktır. 67 ile 45'i topluyorum. Ne yaptı? 112. 180'den çıkarttığımda buranın karşılığı 68 olacaktır. Şimdi arkadaşlar soruyorum size. ADB üçgeninde en büyük açı kim? 68. Hemen karşısına bir ok çiziyorum. Geliyorum BDC üçgenine. BDC üçgeninde en büyük açımız kim? 65. Karşısına bir ok çiziyorum. Dolayısıyla bu okları takip ettiğimde oklar beni nereye götürüyorsa bu ABCD dörtgeninin en uzun kenarı olacaktır. 65 bizi ADB üçgenine, ADB üçgenindeki ok ise bizi AB kenarına taşıdı. Dolayısıyla en uzun kenarımız AB kenarı olacaktır. Sorumuz diyor ki ABC diyor bir üçgen. B açısını diyor sana 58 olarak verdik. Dikkat et. AB kenarı BC kenarından diyor küçükmüş. X'in alabileceği en küçük tam sayı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle ne demiştik? Boşta açı bırakmamız lazım. O halde ben 58 ile x'i toplayıp 180'den çıkartmalıyım. Onu şurada görmeni istiyorum. 58 ile x'i toplayıp 180'den çıkartacağız. Bu eksiyi dağıttığımda 180 eksi 58 eksi x olacak. Bunun karşılığı 122 eksi x gelecektir. O halde burası 122 eksi x. Şimdi gelelim buraya. AB kenarına baktığımda AB kenarı burası. AB kenarını gören açı kim? 122 eksi x. O zaman 122 eksi x küçük olacak. Neyden? BC kenarını gören açıdan. BC kenarını gören açımız ise x. Dolayısıyla x'ten küçük olacakmış. Eksi x'i karşı tarafa atarsam buradan 2x gelecek. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan 61'den büyük gelecektir. 61'den büyük sayılar 62, 63 falan olabilir. Bizden istenen x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri olduğuna göre karşılığı 62 olacaktır. Geldik sorumuza diyor ki ABC diyor bir üçgen. BAC diyor 55 derece. AB, BC'den, BC, AC'den küçük olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayıları kaçtır demiş. Ne yapıyoruz yine boştaki açımızı tespit etmemiz lazım. O zaman 55 ile x'i toplayıp 180'den çıkartacağız. Buyurun 180'den 55 artı x'imi çıkartıyorum. Az önceki soruda olduğu gibi eksi paranteze dağıtırsam eksi 5 eksi x. Buradan da 180'den 55 çıkarttığımda 125 eksi x gelecektir. Buranın karşılığı 125 eksi x'miş. AB kenarı en kısa kenarmış. AB kenarı burası. Karşısında kimi görüyoruz? 125 eksi x'i. Küçük olacakmış. Ortanca kenar kim? BC. BC'yi kim görüyor? 55. O zaman 55 ortanca açımız. Ve AC kenarı en uzun kenar olacakmış. AC kenarı burası ve karşısındaki açıda X gelecek. Şimdi şu ikisini değerlendirirsem sevgili arkadaşlar. Eksi X'i bu tarafa 55'i bu tarafa attığımda 55 bu tarafı ne olarak geçecek? Eksi, eksi 55 olarak. 125'ten çıkarttım 70. Eksi X'i karşı tarafa attığımda X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 70'ten büyük gelecek. Burada ise şuna baktığımda x 55'ten büyük olması gerekiyor diyor. Zaten x'i biz 70'ten büyük bulduğumuzdan dolayı buna bir daha bakmak zorunda değiliz. Peki geldim birinci ile üçüncüye. 125 eksi x ifadesi de x'ten ne olması gerekiyormuş? Küçük. Eksi x'i karşı tarafa atarsam bu durumda 2x 125'ten küçük olacak. Bu durumda büyük olacak. 62,5 ifadesi x için gelecektir diyoruz. Bu durumda biz 70'in en büyük olması durumunda x 70'ten büyük yorumlu yapıyoruz. Çünkü bir tanesinde x 55'ten büyük geldi. Nerede geldi hocam x 55'ten büyük? Aha da burada. Diğerinde x 62.5'ten burada ise x 70'ten büyük bulduk. O halde burada diyebileceğimiz x'in alıcı en küçük tam sayı değeri tabii ki 70'ten biraz büyük olan 71 derece olacaktır diyoruz. Şimdi geldik bir katlama sorusuna bakalım. Diyor ki yeni nesil bu sorumuz. Ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil olan üçgen biçimdeki kartonun C köşesi A köşesinin üzerine gelecek biçimde şekil 2'deki katlanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar. Siz bu CD kenarının nereye geldiğini biliyorsunuz. AD kenarının üstüne. Yani bu EC parçası AE'nin tam üstüne geldi. Yani bu iki ifade birbirlerine eşit. E bu iki ifade de birbirlerine eşit. Bakın bu ikiz kenar bir üçgen. Dolayısıyla kenar ortay çiziline göre burası kesinlikle dik. Burası da kesinlikle aç ortay olmak zorunda. Peki kenar üst üste geldiğinde buna dikkat edin. ABC açısı 60'tı. O zaman burası da 60. Şurası 35'ti. O zaman ikiz kenarlıktan dolayı burası 35. 35 ile 35 topladığında buranın karşılığı ne gelecektir? 70 gelecektir diyoruz. 60, 70, 130. 180'den çıkarttığımda buranın karşılığı 50 gelecek. Peki bizden istenilen neydi? AB, AE, DC. AB, AE, DC. Şimdi şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Diyorum ki biz DC'ye X desek. AE'ye Y desek. AB'ye de Z desek. Z'yi X, Y'yi ne yapacağız? Sıralayacağız. Şurasının Y olduğunu biliyorum. İkiz kenarından şuranın da X olduğunu biliyorum. Oo bak X ile Z arasında bir ilişki kurabilirim. Z'nin karşısında 70 varken X'in karşısında 60 var. Dolayısıyla Z ifadesi X'ten büyük. İkinci meseleye geldiğimde bu yeşil üçgene baktığımızda arkadaşlar 90'ın karşısında X'i görüyorum. Burada ise 90'dan daha küçük bir açının karşısında y'yi görüyorum. O zaman x y'den büyük olacaktır. Dolayısıyla istediğimiz sıralama z x y olarak gelecek. Yani z neydi? AB. AB büyük. Kimden? X'ten. X hangisiydi? DC. Ve son olarak en küçüğü de kim gelecektir? AE gelecektir diyoruz. Lütfen eksik açıları tamamlayın ki soru kendini bıraksın açı kenar bağıntılarını bilhassa açı sorularında. Şimdi geldim üçgen eşitsizliğine. Hani başlangıçta demiştik ya her üç kenarlı üçgen olmayabilir. Bunun şartını öğreneceğiz. Diyor ki bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farklarının mutlak değerinden ise büyüktür. Mesela A kenarını dikkat alalım. A kenarının dışındaki B ile C'nin toplamından küçük olmalı. B eksi C'nin farkından da mutlak değerce farkından da Büyük olmak zorunda. Bu arada niye mutlak değer kullanıyoruz? Çünkü biz şu an B mi büyük, C mi büyük bilmiyoruz. Orada bir negatif sayı gelmesini istemiyoruz. B kenarı için baktığında B'nin dışındaki kenarlar A ile C. A ile C'nin toplamından küçük. A eksi C'nin farkının mutlak değerinden büyük olacak. Ve C kenarı dışında kalan kenarlar kimler? A ile B. A ile B'nin toplamından küçük. A eksi B'nin farkının mutlak değerinden büyük gelmeli. Diyor ki ABC üçgeninde diyor X'in alabileceği tam sayı değerlerini bulur musun? Direkt giriyorum mevzuya sevgili dostum x'i ortaya yazıyorum. x'in dışındaki diğer iki kenar kim onlar? 7 ile 9. Bu 7 ile 9'u bir burada toplayacağım. Bir de büyükten küçüğü çıkartacağım. Hocam mutlak değeri kullanmıyor musun? Eğer sayıları biliyorsam ve bunların çıkartmasını yapıyorsam büyükten küçüğü çıkarttığınızda mutlak değere gerek kalmayacak. Bu durumda x dediğimiz sayı 2 ile 16 arasında olacaktır. x'i sağlayan tam sayı değerleri 3'ten başlar. 15'e kadar gider. Dolayısıyla 12 tane değer mi var? Hemen nasıl yapıyorduk bunu? Şöyle yapabilirsin. Bakın burada 1 ile 2 eksik. 1 ile 2'den olsaydı 1'den 15'e kadar kaç tane sayı vardı? 15. 2 tanesi eksik. Demek ki 13 tane var. Ya da en büyükten en küçüğü çıkarttığında 12 bir fazlasını aldığında 13'te diyebiliyorsun. Hadi bu da bizim matematiksel olarak sana kıyamız olsun. ABC üçgeninde x 2, 2x artı 2 ve 18 kenarları verilmiş. X'in alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır deniyor. Şimdi bak güzel kardeşim. Bilineni bu sefer ortaya yazıyorum. Çünkü bilinmeyen maşallah epeyce var. 2x artı 2 ile x 2'yi topluyorum. Ama dikkat et şimdi. 2x artı 2'nin x eksi 2'yi çıkartıyorum ama mutlak değerini koymayı ihmal etmiyorum. Çünkü 2x artı 2 mi büyük? x eksi 2 mi büyük? Bilmiyorum. Peki 2x'ten x'i çıkarttığımda burası x. Eksi x artı 2 olacağından dolayı x artı 4'ün mutlak değeri oldu. Küçüktür 18. Burayı toparladığımda burasında karşılığı 3x gelecektir. Şu kısma baktığımızda her tarafı 3'e böldüğümde x'in 6'dan büyük olduğunu ulaşmış olacağız. Bunu şöyle bir sarartayım. Şimdi gelelim ikinciye mutlak x artı 4 ifadesi 18'den küçük olacakmış. Kardeş biz bunları gördük seninle. Ne yapacağız? Bir mutlak değer sayıdan küçükse 18'i diğer tarafa eksi 18 olarak atıp mutlak değeri kaldıracağız. O halde 4'ü de her iki tarafa gönderirsem bu durumda x'in aralığı eksi 22 ile 14 aralığı olacaktır. Şimdi x neticede bir uzunluk dolayısıyla eksi 22'den zaten büyük olacağını biliyoruz. Bir de az önce sarıya boyadığım yerde x'in 6'dan büyük olduğunu bulmuştuk. İkisini kesiştirirsem demek ki x sayısı 6'dan büyük 14'ten küçük olacaktır. Kaç farklı tam sayı değeri demiş? 7'den başlar bıdı 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 13'e kadar gider. ne demiştik bir önceki soruda? 13'ten 7'yi çıkart 6 bir ekle 7. 7 tane sağlayan tam sayı değeri varmış. Geldim bu sefer dörtgen vermiş ya da başka de işte 2 tane üçgeni birbirlerine yapıştırmışlar. Peki üstteki ABD üçgeni başlayayım arkadaşlar. ABD üçgeninde x'i ortaya yazıp geri kalan 8 ve 12 üzerinden bir toplama bir de çıkartma yaparsam bu durumda x'in aralığını 4 ile 20 arasında bulacağım. Bunu gözden kaçırmamak için şöyle bir boyuyorum. Geldim alttaki üçgene. Alttaki üçgende 6 16x var. X'i yine ortaya yazıyorum. 16 ile 6'yı topluyorum. 16'dan da 6'yı çıkartıyorum. Bu durumda X sayısı 10 ile 22 arasında kalıyor. Bu da bizim sarı artacağımız durumlardan bir tanesi. Şimdi sevgili dostum. iki tane eşitsizliğimiz var. İkisinde de bilinmeyenimiz X. Bu durumda şunu yapıyoruz. Küçüklerin büyüğü. Küçükler kim hocam? Bak küçükler bunlar. Küçüklerin büyüğünü seçiyoruz. Büyüklerin de küçüğünü seçiyoruz. Yani 20'yi seçiyoruz. Başka bir deyişle aslında bu iki aralığın kesişimini alıyoruz. Dolayısıyla 10 ile 20 aralığındaki alabileceği en büyük tam sayı değeri 19 iken alabileceği en küçük tam sayı değeri 11 kaç fazladır diye sormuş. 19'dan 11'i çıkarttığında sorumuzun cevabını 8 olarak bulmuş oluyoruz. Bir ekstraya geldik. Şimdi işin içerisine azıcık Pisagor'u katacağız. Ama hocam ben Pisagor bilmiyorum ki. Biliyorsun biliyorsun. Malum ortaokul grubundayken bunlarla alakalı bazı bilgiler edinmiştin. Hatta biz başlarken önce ortadakinle başlayalım. Bakın diyor ki alfa 90 derece ise biliyorsun dik üçgende Pisagor diye bir kural var. 90'ın karşısındakinin adı hipotenüstü. Bak a kare eşittir. Diğerleri de dik kenarlardı. Dik kenarların karelerin toplamlarına eşit. Eğer alfa 90'sa, 90 ise 90'ın karşısındakinin karesi diğerlerinin karelerin toplamlarına eşittir. Ama bizim açı kenar bağıntılarında daha çok karşımıza gelecek mesele alfanın 90 dereceden küçük olması. Bu durumda alfa 90 dereceden küçükse karşısındaki a'nın karesi diğerlerinin karelerin toplamından küçük olacaktır. Ya da alfa 90 dereceden büyükse bu durumda alfanın karşısındaki a kare de büyük olmuş olacak. Kimden? Diğerlerinin karelerin toplamından. Hadi gel şimdi bunu sorularda bir görelim. Sorumuz da diyor ki ABC üçgeninde AB6 AC8 MA 90 dereceden küçükmüş. Buna göre x'in alabilecek kaç farklı tam sayıları vardır. Şimdi sevgili dostum A'nın 90 dereceden küçük olmasına hemen giriş yapmıyoruz. Önce biz öğrendiğimiz standart üçgen eşitsizliğini yazıyoruz x 6 8 üzerinden 8 ile 6'yı bir topluyorum bir de çıkartıyorum. Bu durumda x'in aralığı 2 ile 14 arası geldi. Sonra bunu şöyle bir sarartıyorum. Geldim 90'dan büyük küçük meselesine. A açısına alfa dersem alfa 90'dan küçükmüş. Deminki sayfada ne öğrendim ben? Alfa 90'dan küçükse alfanın karşısındaki x'in karesi küçük olmalı. Diğerlerinin karelerinin toplamından. Yani 6'nın karesiyle 8'in karesinin toplamından. X kare bu durumda 36 artı 64. X kare bu durumda 100'den küçük. X de bu durumda 10'dan küçük olacak. Bir tane de buradan bir eşitsizlik bulduk arkadaşlar. Peki. Burada da bulduk. Şimdi geliyorum ikisini birden kesiştirmeye. Bunları alt alta yazsam. 2X 14. X de 10'dan küçükmüş. Ne demiştik demin? Küçüklerin büyüğü. Hocam küçüklerden bir tane var. O zaman olanla yetineceksin güzel kardeşim. Büyüklerin de küçüğü. O halde buradan da 10'u aldık. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. 3'ten 4'ten devam eder. Kaça kadar? 9'a kadar. Kaç tane var demişti. Nasıl yapıyoruz? 9'dan 3'ü çıkartıyoruz. 6, 1 ekliyoruz. 7 tane değer vardır diyoruz. Şimdi diyor ki yukarıdaki şekil D noktası ABC üçgenin içinde bir noktaymış. AB, AC'ye dikmiş. BD, 10, DC, 9 olduğuna göre BC, X kaçtır? Demiş. X'in alabileceği tam sayı değerlerini toplum sormuş. Önce DBC üçgenindeki 10, 9 ve x üzerinden üçgen eşitsizliğimizi bir yazalım. 10 da 9'u topluyorum. Bir de 10'dan 9'u çıkartıyorum. Bu durumda x'in aralığı 1 ile 19 aralığı oluyor. Sonra gidiyorum bunu sarartıyorum. Sonra dönüyorum bakıyorum diyorum ki arkadaş burası 90 derece ise yarasa kuralı diye bir şey vardı. Hemen gösterelim yarasa kuralını. Diyorduk ki şunun, şunun ve bunun toplamı buraya eşitti. Yani ben buraya A, buraya B, buraya C dersem bu açının ölçüsü a artı b artı c'dir. Şimdi o halde buraya baktığımızda buranın 90'ın ve buranın toplamı buradaki açıyı verecek. O halde buradaki alfa kesinlikle 90'dan ne olmalı? Büyük. O zaman alfanın karşısındaki x'in ifadesi karesi diğerlerinin yani onun karesi artı 9'un karesinden büyük olmalı. x kare büyüktür. Onun karesinden 100, 9'un karesinden 81 x'in karesi bu durumda 181'den büyük olacak. Şimdi mesela 12 olur mu? Olmaz. 12'nin karesi 144. 181'den büyük olmuyor. 13'ün karesi 169. O da olmuyor. Ama 14'ün karesi 196 olur. 15 olur. 16. E hocam sonsuza kadar gitmeyecek mi? Gitmeyecek. Çünkü buradaki ifade ona bir sınır koyuyor. Diyor ki 19'dan küçük olmalı lazım. Bu durumda bizden buranın toplamı sorulmuş. Buranın toplamı da 80 olacaktır. Şimdi ben buraya 80 olacaktır dediğim anda öğrenci şok. Niye? Ya hoca önceden çözmüş demek ki. İnan bana evvelden çözdüm. Evet ama burayla alakalı pratik bir yöntemim var ve seninle paylaşmak istiyorum. Şimdi arzu eden arkadaşlar 14, 15, 16, 17, 18'i toplayabilir. Fakat bu sayılar ardışık sayılar. Ortancası kim? 16. Ardışık sayılarda ortancayla sayıların adedi olan 5'i çarptığınızda sayıların toplamını bulursunuz. Taktini kullandım. Haberin olan. Bil ekstraya geldim. Diyor ki herhangi bir ikizkenar üçgenin taban açıları her zaman dar açılır. Bak güzel kardeşim. Madem AB uzunluğu AD uzunluğuna eşitse burası 5 olacaktır ve demin yukarıdaki bil ekstradan dolayı buradaki açılar kesinlikle dar olacaktır. Bu açı darsa bunu bütünleyen açı alfa kesinlikle ama kesinlikle geniştir. Yani 90 dereceden büyüktür. Şimdi ben ADC üçgeninde öncelikli olarak x'in üçgen eşitsizliğini yazarsam X'in dışındaki kenarlar 12 ile 5'ti. 12 ile 5'i topluyorum. Burada da 12'den 5'i çıkartıyorum. 12'den 5 çıkarttığımda 7 topladığımda 17 diyerek iç ilk olan eşitsizliğimi üçgen eşitsizden buluyorum. Şimdi gelelim 90 dereceden büyük meselesine. Alfa 90 dereceden büyük olduğuna göre karşısındaki x'in karesi kenarları 5-12 olan üçgendeki diğer kenarların karelerinin toplamından büyük olmalı. x kare 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144, Topladığımda x'in karesi bu durumda 169'dan büyük. 169 neyin karesi? 13'ün. O zaman x dediğim ifade 13'ten büyük olacaktır. Buldum bir tane daha. Şimdi x 13'ten büyükse kim olabilir? 14 olur, 15 olur, 16 olur. Hop durman lazım. Çünkü biz burada x'in sınırının üst sınırının 17 olduğunu bulmuştuk. Bizden istenilen en küçük değerle 14, en büyük değer 16'nın toplamı. O zaman sorumuzun cevabı buradan 30 gelecektir. Sorumuz diyor ki ABC diyor bir üçgen. BC A birim, AC B birim ve AB c birimmiş. ABC üçgenin çevresi 36 birim olduğuna göre aşağıdaki herhangi birisi ABC uzunluklarına eşit olamaz. Önce toplamlarına bir bakalım. A seçeneğinde 15, 15, 6'nın toplamı 36 olur. 12, 12, 12'nin B seçeneği olur. 9, 12, 21, 15, 36 olur. D seçeneğinde 9, 19, 17 daha 36 olur. Ve E seçeneği 8 10 18 36 olur. Fakat iki kenarın toplamı diğerinden büyük olacak düşüncesiyle Edirne seçeneğinde verilen 8 10 18 bir üçgen oluşturmaz. Neden? Çünkü 8 ile 10'un toplamı olan 18 buradaki sayıdan büyük olması gerekirdi. Fakat büyük olamamış. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Ve geldik konu biterken nelere baktık? Üçgende açı kenar bağıntısına baktık. Büyük açının karşısında büyük kenarı Küçük açının karşısında ise küçük kenarı bulduk. Üçgen eşitsizliğine baktık. İki kenarın toplamı diğerinden büyük olacak dedik. O diğeri iki kenarın farkının mutlak değerinden de büyük olacak dedik. Ve soruların bazılarını 90 dereceden büyük meselesini Pisagor üzerinden anlatarak mevzuya nokta koyduk. Şimdi sırada geçen dersin ödüllü sorusu ardından da bu dersin ödüllü sorusu. Ya sonra sonrasını senin bol bol soru çözümünü soru bankasını çözmek için uğurlayacağız. Geldik geçen dersin ödüllü sorusuna. Diyor ki şekil 1'deki abc üçgeni biçimdeki kağıt ad doğrusu boyunca o ok yönünde katlandığında b noktası şekil 2'de görüldüğü gibi AC kenar üzerindeki b üstü noktasıyla çakışmaktadır. Hemen açıyoruz arkadaşlar bu şekli. Katlanmış sorulardaki şekli açmamız lazım. Açtığımızda buranın açıortay, buranın da açıortay olduğunu lütfen unutma. Peki şimdi ne işime yaradı? Hemen bakıyorum. Şuradaki açının tamamı hemen gösterelim boruyarak şu açının tamamı 180 olduğuna göre 180'den 26'yı bir çıkartalım. Geriye 154 kaldı. İki parçaya ayırdığında burası 77, burası 77 olacaktır. Burada A, D, B üstü üçgenine baktığımızda 34 var. 77 ile topladığında ne kadar yapacak? 111. 180'den çıkartımda buranın karşılığı 69 olur. 2 iç açının yani 26 ile x'in toplamı 69'a eşit olmalı. O zaman 69'dan 26'yı çıkarttığımda buradan aradığım x'in karşılığını 43 derece bulmuş olacağız. Şimdi sırada bu dersin ödülü sorusu. Hadi bir de ona bakalım. Ödüllü sorumuz diyor ki... B, C, D ve E doğrusal noktalar. AB 12, AC 10, F, 9, FD D ile C'de 5 santim olduğuna göre... ...B uzunluğunun santimetre cinsine alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır sorusunun cevabını yorumlara bekliyorum. Bir taraftan da yorumlara artık şunu yazmanızı da bekliyorum... Hocam ben Soru Bankası'ndan şunları çözdüm, bunları çözdüm. Lütfen geometri ile alakalı mevzuyu başıboş bırakmayın. Çözebildiğiniz kadar fazla soru çözün, çözebildiğiniz kadar fazla soru çözümü seyredin. Ne kadar çok soru seyredersiniz, ne kadar çok soruyla uğraşırsanız o kadar ilerleme kaydedersiniz. Hepinizi seviyoruz, iyi başarılar, iyi dersler diliyoruz, iyi çalışmalar. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.